Merhaba arkadaşlar, günlük kamu ilan bültenimize hoş geldiniz. Bugün 5 kamu kurumu 206 personel almak için ilana çıkmış bulunmakta. Sizlere ilanları sunmadan önce küçük bir duyurumuz olacak. Kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Videonun sonunda sağ alt köşede abone olun butonu yer alacaktır. Oradan abone olursanız ve ayrıca özellikle burayı vurgulamak istiyoruz. Bildirimleri açarsanız herkesten önce siz haberdar olursunuz. Çünkü biz videoyu yüklediğimiz anda sizlere de bildirim gelir ve ilanları oradan görebilirsiniz. Oradan da izleyip kendinize uygun bir iş ilanına başvuru yapabilirsiniz. Şimdi ilanlarımıza geçelim. Bugünkü ilanlarda iki kamu kurumunun ilanı çok önemli. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Milli Güvenlik Kurulu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bilgisayar, elektrik, elektronik, elektronik, elektronik haberleşme, endüstri, matematik mühendisliği, fizik, istatistik mezunları dahil 150 uzman yardımcısı almak için ilana çıkmış bulunmakta. İBF, siyasal bilgiler, hukuk, işletme ve iktisat mezunları KPSS'nin ilgili bölümlerinden en az 80 puan, diğer bölüm mezunları ise en az 75 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular 15 ila 20 Kasım tarihleri arasında alınacak. Bir diğer önemli ilanımız ise Milli Güvenlik Kurulu'ndan. Milli Güvenlik Kurulu, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve hukuk mezunları arasından 20 uzman yardımcısı almak için ilana çıkmış bulunmakta. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun ilanında YDS şartı yokken Milli Güvenlik Kurulu'nun ilanında YDS şartı var. Bunu da sizlere vurgulayalım. Milli Güvenlik Kurulu'nun ilanına başvuracak adayların YDS'den en az D düzeyinde puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca KPSS'nin ilgili bölümlerinden ise en az 80 puan almış olmaları gerekiyor. İlgili bölümlerinden diyoruz çünkü bunlar kariyer memurluk olduğu için KPSS A'ya girmiş ve kendi alanlarından en az ilgi bölümü almış onlara gerekiyor. Başvurular ise 19 ile 20 Kasım tarihleri arasında olacak. Kariyer memurluklarla ilgili ilanımız bu kadardı. Şimdi ise işçi alım ilanlarına bakıyoruz. Tokat Erba Öğretmen Evi. Tokat Erba Öğretmen Evi en az ilkokul mezunu 2 temizlik görevlisi, 3 de resepsiyon görevlisi almak için ilana çıkmış bulunmakta. İzmir Tersane Komutanlığı lise mezunu 2 engelli ambarcı alacak. Antalya Gündoğmuş Belediyesi ise 29 beden işçisi alacak. Yalnız Antalya Gündoğmuş Belediyesi'nin işçi alım ilanı geçici olacak. Yani belli bir süre çalıştırdıktan sonra iş akdini feshedecek. Bugünkü ilanlarımız bu kadardı. Biz ilanları günlük olarak sizlere sunmaya devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım. Sağ alt köşede yer alan abone olun butonunu tıklayıp bildirimleri de açarsanız ilanlardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Başvuracak adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.